Da. İçeride ben, dışarıda sen. Koray çekil, sana patlamayayım. Çık. Aa. Bu da kuru kız gittiğinden beri brut gibi. Yalnızlık anksiyete yapmış bunda. İyi, sevimsiz. Ay, enerjimi hiç bozamayacağım. Ben geldim. Kim buranın yetkilisi? Patron çıktı. Bir saate kadar. Muhatap bulun bana. Yeni tasarımcımız odası tam karşıda. Defne, sen ne yapıyorsun burada? Ben burada çalışıyorum. Çalışıyorsun. Hı. İşte Yasemin Hanım kurdu. Beni de Junior tasarımcı olarak yanına aldı. Yani bugün başladım. Ne? Yani dün Manu'daydın. Bugün burada. Tasarımcısın. Sonra mı gitti bu? Bir de pastörünüzün alt katında. Ha, o evet biraz şey oldu ama yani ne yapalım? Bu arada beni aramışsın. Yani duymadım. Döndüm ama. Ha, önemli değil ya. Vallahi. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. De sırtın nasıl? İyi. Geçti bile. Bu mu yani? Böyle miyiz? Başka türlü olmayı beceremedik madem. Böyleyiz. Gerçi birbirimizi görmesek iyi olurdu ama. Ben de böyle gelmiş, burnumun dibine girmiş gibi oldum. Ya beni görmek istemiyordum yani. Böyle mi? Sen de beni gördüğünde pek memnun olmadın bence. Keşke böyle olmasaydı tabii. Yani daha kolay hallederdik bu meseleyi. Neyse ya. Geçmiş diyelim. Yani geçmiş gitmiş. Tabii. Geride arkamızda bıraktık. Ne derler? Tarihteki yerimizi aldık. Aynen öyle. Ya. Tamamdır Defne. Ben haklısın. Arkada bıraktık. İyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Yeni işin hayırlı olsun o zaman. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Ne saçma bir konuşmaydı ya. Ay. Ne yapacağım ben ya? Deniz Bey de sürekli geliyor. Ömer yukarıda. Ay vallahi afakanlar bastı ha. Ömer, sen ne yapıyorsun burada? Ben mi ne yapıyorum burada? Sen ne yapıyorsun? Hava almaya çıktım. Herhalde sen de öyle. Artık ne yapalım? Mecburen paylaşacağız. Havayı yani. Alışabildin mi? Ne? Şey canım, ne o? Yeni işine. He. Artık böyle şeylerden konuşacağız yani. İyi tamam, konuşalım. İyi işte, alıştım. Biz de konkura falan gireceğiz.
Siz de mi? Siz de mi? Yapma ya. Heyecanlıyız. Başladık bile hazırlıklara. Biz de başladık. Başlıyoruz yani. İşte örnek koleksiyon falan isteyeceklermiş. Sen mi çizeceksin? Çizemez miyim? Ne bileyim canım. Kendine güveniyorsan. Mesele bile değil. Sonuçta eğitimde birinci oldum ben. Ne isterlerse çizerim. Yani başlar başlamaz kaybetmeyi sindirebileceksen bravo hakikaten. Ne sindirmesi canım? Kazanacağım ben. Sindirmeyi kaybedecek olan düşünsün. Ama sen bayağı iddialısın. Güzel, güzel. Neden olmayayım? Başarabileceğimi biliyorum. Kapışacağız yani. Rakip olacağız. Ama bakmam gözünün yaşına. Sonra ağlama ona göre. Bence sen beni biraz fazla hafife alıyorsun. Bence sen karşındakinin kim olduğunu unutuyorsun. Görüşeceğiz Ömer Bey. Görüşelim bakalım Defne Hanım. Buyurun. Mersi. Ciddi misin sen ya? Gerçekten mi? Anlamadım. İz gelmiş. Gördüm. Ya inanamıyorum sana ya. Gerçekten inanamıyorum. Çelik gibisin. Hiçbir şey seni çizemiyor, üzemiyor. Bravo. Sen üzüleyim mi istiyorsun? Öyle düşünmüştüm. Malum ben perişan oldum da. Maşallah sen kaldığın yerden devam ediyorsun ama. Sanki hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşanmamış. Hiç mi üzülmüyorsun ya? Hiç mi etkilemiyor bu olanlar? Defne sakin. Gel. Nereye? Bırak. Nasıl ya? Nasıl başarabiliyorsun bunu? Benim aklım almıyor. Manyaksın sen ya. Normal olamazsın. Çünkü normal insanların duyguları var benim gibi. Yemek yemezler, uyuyamazlar, gözlerine uyku girmez. Tarihteki yerlerini öyle kolay alamazlar. Defne yeter dedim, sakin ol. Gel, nereye? Ya gideceğim. Dinlemeyecek misin beni? Sen beni nasıl dinledin? Sadece suçlayarak. Şimdi de sen beni suçlayacaksın. Ya iz burada diyorum, ya iz burada. Ne anlatıyorsun bana? Defne. Bırak. Al işte, bravo. Defne sakin. Çekil şuradan dedim, gideceğim. Defne, bekle dedim. Eve bırakayım seni. Heh, bir o eksikti. İstemez. Defne yeter, saçma oldun. Hakikaten yeter. Of! Geç. Ben merdivenlerden ineceğim. Saçmalama, bin işte asansöre. Hayır, niye hep senin dediğin oluyor? Yapmıyorum işte, yapmayacağım. Sen beni kontrol edemezsin. Niye bindim ki ben arabaya? Binmeyecektim işte, hata ettim. Hep senin istediğin oluyor. Sen ne dersen biz onu yaşıyoruz. Ne acayip ya. Niye öyle? Ya bağırıp çağırıp çıkacaktım. Kapı falan çarpacaktım ben. Ama... Yok yok. Öğreneceğim. Ben sana hayır demeyi öğreneceğim. Tabii tabii. Öğrenirsin. Komik mi? Evet. Ben otoparka iniyorum. Sen sonraki asansörü bekle. Tamam. Yukarı çıkacağım, şirkete gideceğim. Artık ondan sonra sen otoparkına şey yaparsın, inersin. Ciddi misin sen? Evet. Bundan sonra benim sözüm geçecek. Asansör aşağı iniyor Defne. Derdini onu anlat istersen. Hayır, yukarı çıkacak ya. Yukarı çıkacak bu.
Tamam, sakin. Bilmiyorum, buradayım. Önce yukarı çıkalım o zaman. Bizle aranız nasıl? Şahane. Aa, öyle mi? Ne kadar güzel. Allah inşallah iyiliğinizi versin. İnşallah. Cümlemizi. Cümlemizi. Toplantıda yiyeceğim seni, görürsün. Aklından beni yemek mi geçiyor? Yok, ben onu o yüzden şey yapmadım, söylemedim. Ya. Görüşürüz. Merhaba Nait Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Bunları bir arkalık yapsak aslında güzel olurmuş. Ömer Bey, buyurun oturun. Ayakta kaldınız. Tabii. Sizlerle önce yüz yüze görüşmek istedik. Bildiğiniz gibi Ulis ülkemizde bir firmayla anlaşıp alım yapmak istiyor. Bu noktada koleksiyonlarınız kadar bakış açılarınız da bizim için çok değerli tabii. Bugün iki şirketle de görüşüp, sizleri dinleyip hem de sizlerle tanışmak istedim. Markamızın sloganı ortada. Bir kadına doğru ayakkabıyı verirseniz dünyayı bile fethedebilir. Biz de kadınlara doğru ayakkabı vermek için çalışıyoruz. Kadınların ihtiyaçlarını anlayan, yumuşak ve naif tasarımlarda yoğunlaşıyoruz. Çok güzel. Siz Ömer Bey, bildiğim kadarıyla Passionis'in yaratıcı direktörü sizsiniz. Öyle. Siz de Yasemin Hanım gibi mi düşünüyorsunuz kadınları anlamak konusunda? Kadınları iyi anlıyoruz diyebilir misiniz? Hayır. Havayı geldiği gibi, rüzgarı istediği gibi, kadını da olduğu gibi kabul etmeli demiş Müse. Bence kadınlar anlamak için değil, sevilmek için varlar. Ayrıca ben bir kadını ilk gördüğümde ayakkabılarına değil, yüzüne bakarım. Duruşuna, tavrına, bakışına ve ne ayakkabıyı giydiğini tahmin etmeye çalışırım. Pek de yanılmam. Diyorsunuz. Etkileyici bir bakış açısı. Bildiğim kadarıyla bugüne kadar Passionis hep çok çarpıcı modellerle var oldu. Mesela düz ayakkabılara pek fazla yönelmiyorsunuz. Evet. Sivri topuk bence medeniyetin en güzel buluşlarından biri. Kadını şahane gösteriyor. Üzerindeki her şeyi çıkarsanız da stilettosuyla kalabilir. Ve şahane görünmeye devam eder. Peki rahatlık? Sivri topukların üzerinde şahane görünmeyi becerebilen bir kadının rahatını sağlamak da bence biz erkeklere düşüyor. Anlıyorum. O zaman ikinizin de koleksiyonlarını heyecanla bekliyoruz diyelim. Artık ya. Ben kendime başka bir mola alanı bulayım. Dur.
Koleksiyonda sen çalışacaksın galiba. Evet, yani başladım. İddialı olmaktan korkma. Aklına gelen şeye güven. Hayal ettiğin şeye. Bana niye yardım ediyorsun? Ya sürekli çizip yırtıyorum. Yani hiç yaptığım hiçbir şey içime sinmiyor benim. Dün gece çizdiğim her şeyden vazgeçtim. Olmuyor yani. Yırtma. Koy bir kenara. Başka bir gün bir daha bak. Hatta başkasına göster. Ne bileyim, şefine. Ya beğenmezse? Ya bu kötü olmuş derse? Diyecek de. Ama korkma. Böyle böyle bulacaksın kendini. Tamam. Sağ ol. Ya gerçekten, ya gerçekten çok anlaşılmaz bir insansın. Biliyorum. Sık sık söylüyorsun zaten. Ya bu arada elbise. Yakışmış. Senin aklını karıştırmak için giydim. Karıştı. O zaman ben gideyim. Anlamam ya. Ya zaten buraya gelmeden önce de spor ayakkabıyla dolanan biriydim. Tamam, güzel. Spor ayakkabıyla dolaşan Defne gözüyle bak. Yani bunu bir yerde görsen ne düşünürdün? Çok güzel görünüyor. Hatta harika. Ama biraz ürkütücü ve iddialı aynı zamanda. Yani mesela ben giyemem yani. Keşke bunu taşıyabilecek bir kadın olsaydım. O kadar farkında değilsin ki kendini. Yeter. Sıkıldım bu gelgitlerden. Evlen benimle. Sen mi beni suçlayacaksın? Ya iz burada diyorum, ya iz burada. Ne anlatıyorsun bana? Defne. Bırak. Al işte, bravo. Defne sakin. Yok artık ya. Ay yok artık. Ay ne yapacağım ben şimdi, taksam mı? Şimdi taksam şey gibi olacak sanki. Ama takmasam da şey gibi olacak. Ay takayım, takayım ben bunu, takayım. Pis. Aklımı karıştırmaya çalışıyor. Halbuki karıştı da ya, vallahi karıştı benim aklım şu an. Of Defne ya, bir dik dur bir kızım ya, bir dik dur ya, bozma iki dakika kendini. Uf, güzelmiş de.
Ben merdivenden çarpayım ya.